Herkese merhaba arkadaşlar. Akademi Direksiyonu'ndan ben Elif. Bugünkü videomuzda sizlere periyodik bakımlardan bahsedeceğim. Sürücü sabahları araca binmeden önce lastik hava basıncının kontrol etmesi gerekiyor. Lastik hava basıncı da nasıl kontrol edilir arkadaşlar? Aracın üst kısmına ayağımızı kontrol ettikten sonra aracı birkaç kere sallamanız gerekiyor. Bu şekilde sabah araca binmeden ilk kontrolümüzü yapmış oluyoruz. Aracın park edildiği yerde yağ sıvı izleri olup olmadığını kontrol etmektedir. Aracımızın alt kısmına baktığımız zaman asfalttaki yağ izlerini görüp görmediğini kontrol ettikten sonra kış mevsiminde donmuş olabileceğini düşünerek sileceklerin cama yapışıp yapışmadığından elle kontrol edilmelidir arkadaşlar. Kontak açıldıktan sonra göstergede bulunan ikaz lambalarının kontrolünü yapılması gerekiyor. İkaz lambalarını bir tur çevirdikten sonra birkaç ikaz lambası söndükten ikinci turu çevirip kontağımızı çalıştırabiliriz arkadaşlar. Kontağımızı çalıştırdık. Yola çıkmadan önce ışıklandırma, farlar, sinyaller, lambalar vesaire bunların kontrolünü yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yan tarafında gördüğümüz birinci çevirdiğimizde park lambaları, ikinci çevirdiğimizde de farlarımızı yakmamız gerekiyor. Bu hava şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor tabii. Sisli havalarda mesela farlarımız kapalı hiçbir şekilde devam etmiyoruz. Radyatör kapağımızı açtık. Her sabah yani 2 günde bir, 3 günde bir kontrol etmeniz gereken tüm kontroller oluyor bunlarda. Radyatör depomuzun yan tarafına baktığımız zaman max seviyesini geçmeyecek şekilde kontrolümüzü yaptıktan sonra ondan da emin değilsek kapağını açıp bakmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Sırada aracın yağ bakımını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Yağ çubuğunu bir kere çektik. Bir bez yardımıyla ya da bir peçete yardımıyla öncelikle bir kez silmemiz gerekiyor. Bir kez sildikten sonra tekrar yerine yerleştirdikten sonra bir kere daha çekiyoruz. Ucuna bakıyoruz arkadaşlar. Şu ucundaki demir kısmının üzerinin tamamı yağ olması gerekiyor. Eğer bundan biraz daha ilerideyse, aşağı taraftaysa yani uç kısmındaysa ayrıyeten aracımıza yağ eklememiz gerektiğini uyarıyor arkadaşlar. Yağ eksik olduğunu fark ederse yağ dolum yerinden açıp yağ ekliyoruz arkadaşlar. Bir sonrakinde de hidrolik yağ seviyesinin kontrolünü sağlıyoruz arkadaşlar. Fren hidrolik yağ seviyemizin öncelikle yan tarafında max işaretini görmekteyiz. Emin olmadığımız yerde kapağını açıyoruz. Kapağını açtıktan sonra içine bakmamız gerekiyor. Şu kısımda max hizası mevcut. Max hizasını çok fazla dolu olmayacak şekilde bunu da düzenli olarak kontrollerini sağlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugünkü sizlere aktaracağımız bu kadar. Hava yağışlı olduğundan dolayı aracın içerisine binmek zorunda kaldık. Videomuzu burada sonlandıracağız. Bu tarz videoların devamı için bizleri takipte kalmayı unutmayın. Emniyet kemerlerinizi bağlamayı unutmayın. İyi günlerde kalın, hoşça kalın.